Fed Başkanı Jerome Powell dün açıklamalarını yaptı. Piyasa heyecanla ve endişeyle bekliyordu. Oysa ben pek endişeli değildim. Güvercinimsi, yani aşırı şahin olmayan bir konuşma bekliyordum. Öyle bir konuşma geldi. Önce konuşmanın şahince olan tarafından bahsedelim. %2'lik enflasyon hedefimiz devam ediyor dedi. Bu zaten kendi başına şahince, çünkü anladığım kadarıyla %3 ile %2 arası son derece kanlı bir mücadeleye tanık olacağız. Ondan bahsetti ve Amerika'nın ekonomik tarihine baktığımızda %2 çok da ortalama enflasyonları değil. Bunun çok üstüne gittik. Çok dönemler var. Bu çerçevede zor bir mücadele var. İkincisi, enflasyonun düşmeye devam edeceğine inanıyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon düşüşü tekrar gelecektir. Ama bu konudaki güvenimiz biraz azalmış durumda dedi. Burası da yine şahince. Özellikle ilk çeyrekte gelen enflasyon verileri tabii ki Merkez Bankası'nı biraz ürkütmüş. Burası işin yine şahince bölümü. Bu çerçevede enflasyonla mücadele için elimizdeki bütün araçları kullanırız dedi. Yine bu da şahince bir açıklama. Fakat daha sonrası hep güvercince oldu. Neler söyledi? Mesela ilk söylediklerinden bir tanesi, ki en önemlisi, faiz artışı gündemimizde yok dedi. Tabii bu gündemin ne kadar hızlı değişebileceğini geçmişten biliyoruz ama en azından şimdilik öyle dedi. Faiz artışı gündemimizde yok. Ve önümüzde 3 yol olabilir dedi. Burası çok önemli. Bir, eğer ekonomi bugünkü gibi canlı giderse ve enflasyon düşmezse faizleri bu seviyede tutarız. Çünkü yeterince kısıtlayıcı. İkincisi, eğer ekonomi yavaşlarsa ve enflasyon geriye doğru giderse faizleri düşürebiliriz. Üçüncüsü de istihdamda ciddi bir bozulma olursa, ki ilk bozulma işaretlerini almaya başladık. Biraz sonra biraz daha detaylı bahsedeceğim. Eğer istihdamda bir bozulma olursa yine faizleri indirebiliriz dedi. Yani ya sabit tutacağız ya indireceğiz ve faiz indirmeyle ilgili de iki ayrı senaryo var gözüküyor. Piyasalar bunu sevdi. Bir başka önemli konu bu maaş artışları. Biliyorsunuz ben ondan biraz endişe ediyorum. Bunu sordular. Bu sizce enflasyonu nasıl etkiler diye. Benim ondan endişem yok dedi. Çünkü 2023 yılında da maaşlar aslında arttı. Ama enflasyonu olumsuz etkilemedi. Biz vatandaşın iyi para kazanmasını istiyoruz. Biz Merkez Bankası olarak hem istihdamdan hem enflasyondan sorumluyuz. Yüksek istihdam ve iyi maaş enflasyon yol açmadığı sürece bizim için dert değildir dedi. Başka önemli bir açıklaması stagflasyon saçmalığıyla ilgiliydi. Dedi ki ne stag var ne flasyon var, yani durgunluk yok, hala büyüyor ekonomi. Flasyon, yani enflasyon da yok. %3'lük enflasyonla stagflasyon olmaz dedi. Benim açıklamalarıma yakın bir şey bu. Tabii bugünkü veriler böyle. Yani önümüzdeki dönemde bozulmayacağını garantisi veremeyiz. Hatta bozulacağına dair bu dengenin belli işaretlerle belirmeye başladı. Bence Merkez Bankası fazla uzatıyor bu faiz işini. En son onu konuşacağız. Ama şu an için stagflasyon yoktur dedi. Bunlar tabii olumlu karşılandı piyasalar tarafından. Bir de dün Amerikan Merkez Bankası parasal sıkılaştırma programını beklenenden daha fazla gevşeteceğine dair bir açıklama getirdi. Yani kabaca durum şöyle. Amerikan Merkez Bankası her ay 60 milyar dolar para çekiyor piyasalardan, yakıyor diyelim. Bu Covid'deki paraları geri almaya çalışıyor. Bunu 30 milyar dolara indireceğini düşünüyorduk. 25'e indiriyoruz diye açıklama yaptılar. Bu beklenenden daha güvercin bir açıklama. Çünkü piyasadaki likidite kısıtlamasını epey azaltıyorlar. Bitcoin gibi varlıklarda örneğin likidite çok çok önemli. O yönden kripto varlıklar için de olumlu haber. Ve biliyorsunuz Amerikan devleti kendi harcamalarıyla Amerikan Merkez Bankası özellikle bankalara verdiği destekle arka kapıdan piyasaya likidite getirebiliyor. Yani aslında pek de bir şey değişmedi. Likidite bolluğu devam edecek gibi gözüküyor. Ve dün Fed bunu teyit etti. Ayrıca Amerikan hazinesi de devlet tahvillerini geri alım programı başlattı. Uzun yıllardır yapmıyorlardı bunu. Neden yapıyorlar bunu? Muhtemelen bir Çin'den dolayı. Çin devlet tahvili almıyor. Amerikan devletinin tahvillerini bir süredir. Jeopolitik sebeplerden veya kendi ekonomik gerekçeleriyle, o başka bir tartışma konusu olsun. Japonya'dan da sıkıntı var. Japonya ekonomisi biliyorsunuz kendi dertlerini yaşıyor şu anda. Bu çerçevede tahvile olan talep azalıyor. Bu da faizleri yükseltiyor. Faizin yükselmesi de bütün ekonomik koşulları ağırlaştırıyor. Tabii ki seçime giden bir Biden bunu istemez. Bundan dolayı hazine dedi ki biz tekrar kendi tahvillerimizi alıyoruz. Bu nasıl finanse edilecek ayrı bir mesele. Dün bahsetmiştim. Vergi gelirleri yüksek oldu bu Nisan ayında ve hazinede bir miktar fazla para var. Nereye harcayacaklar diye merak ediyordum. Buraya harcıyorlar. Bu en azından seçime kadar bir süre idare eder Amerika gibi gözüküyor. Bu sayede biraz tahvil faizleri üzerindeki baskı da azalmış oluyor. Peki piyasaların bütün buna tepkisi ne oldu? Önce hisse senetleri yeşillendi. Bayağı bir yukarı gittik. S&P 500 günün belli bir anda %1 civarında yukarıdaydı. Ama Powell konuşması bittikten sonra sert bir düşüş başladı. Ben de biraz terste kaldım açıkçası. Twitter'da böyle biraz zafer naraları atıyordum. Bakın Powell benim dediğim gibi konuştu. Görüyorsunuz hisseler iyi gidiyor diyordum. Powell benim dediğim gibi konuştu. Hatta beklediğimden de daha güvercin konuştu ama hisseler günü negatifte kapattılar. Sebebi ne olduğunu bilmiyorum.
O sırada Rusya-Ukrayna savaşının hızlandığına dair bazı haberler vardı Odessa bombalanmış diye. İlk etapta bir ona bağladım fakat sonra baktım böyle bir bağlantı yok gibi gözüküyor. Muhtemelen kar alanlar var veyahut da bazı fon yöneticileri Powell'ın konuşmalarını biraz daha değerlendirmek istedi. Tek günlük opsiyon diye bir şey var Amerika'da, hatta zero day opsiyon diyorlar, sıfır gün opsiyonları. Belki orada aşırı long pozisyonlar vardı, onlar kapatıldı. Bunu bilmem çok zor ama kapanış negatifti. Ona karşın bugün şu ana görebildiğim kadarıyla erken pazarda, ön pazarda oldukça yeşil gözüküyor piyasalar. Dünkü zararları telafi edecek gibi gözüküyorlar. Mantıklısı da bu, çünkü Powell'ın konuşmasına baktığımızda piyasaları ekstradan kırmızıya çevirecek hiçbir şey yok. Zaten beklediğimiz şeyleri, yani Şahin tarafta söyledi, ekstra bir şahinliği yoktu. Üzerine epey güvercince birkaç açıklama da ekledi. Piyasaların buradan biraz daha yukarı gideceğini tahmin ediyorum. Fakat bütün bunlar Amerika'da sıkıntı olmadığı anlamına da gelmiyor açıkçası. Ben biliyorsunuz 2023'te süper iyimserdim. 2024'te buraya kadar biraz daha tedbirli iyimser olarak geliyorum. Ve yeni gelen bazı veriler canımı sıkıyor. Daha ben bundan bahsettim. McDonald's ve Starbucks gibi orta alt gelir gruplarına hitap eden perakendecilerin cirolarında Amerika'da gerilemeler var. Ve her iki şirketin CEO'su da hem ziyaret eden müşteri sayısında azalma olduğunu söylüyor hem de fiş başı kazançta azalma olduğunu söylüyor ki enflasyon olduğu bir ortamda yükselmesi gerekir. Yani Amerika'da sanki alt segmentlerde, alt gelir segmentlerindeki vatandaşın başı hakikaten dertte gibi. Öte yandan daha evvel söylemiştim, zenginlerin tabii tuzu kuru, faizler de yüksek, risksiz olarak para da kazanıyorlar. Onlar ekonomiyi ayakta tutuyor ama burada bir sıkıntı başladığı gibi gözüküyor. Dün gelen Jolt verisi de buna bir göstergeydi. Jolt demek ne demek? Amerika'da açıktaki pozisyonlar demek. Ciddi bir düşme var orada. Bir ara her iş arayan elemana 2'nin üzerinde açık pozisyon vardı. Şimdi o 1.30'lara inmiş ve aşağı doğru geriliyor. Amerika'da bunun tarihi ortaması 1.25'ler seviyesinde. Orada da bir bozulma işareti görüyoruz. Ve anekdotal olarak da hem arkadaşlarımdan hem sosyal medyadan görüyorum ki Amerika'da iş bulmak zorlaşmaya başlamış durumda. Hala pek çok şirkette işten çıkartmalar var ve benim görebildiğim kadarıyla bu artık teknoloji dışı şirketlere de yansıyacak. Mesela otomotivde işten çıkartmalar bekliyorum. Tesla biraz erken çıktı yola. Bence öbürleri de gelecekler o işe. Daha geleneksel UPS gibi, Starbucks gibi, McDonald's gibi şirketlerde satış erimeleri var geçen yıla göre. Bunlar hep kötüye işaret. Ama seçime kadar idare edecekler diye tahmin ediyorum. İşte anlattığım bu politika gevşemeleriyle. O yüzden hala bullish'im ve yıl sonu 6200 S&P 500 hedefim devam ediyor. Ama ben de aynı Jerome Powell gibi söyleyeyim. Biraz güvenimde azalma var. Neden? Buralardan gelen haberler iyi değil. Ve inanın bana, şirketlerin bilanço raporlarını okumak bu konuda insana çok şey katıyor. Siz de mutlaka yapın. Orada CEO'ların ne söylediği belirleyici. Bir de yine biraz ürkütücü bence haber. Amazon'un da Meta'nın da gelecekle ilgili gelir beklentilerini biraz azaltmış olmalarıydı. Yani orası dikkat çekici. Özellikle Amazon'unki. Biraz böyle bir ekonomide yavaşlama işaretleri var gibi. Yani yüksek faizlerin etkileri yavaş yavaş gelip vuruyor gibi. Bir yandan da yüksek enflasyon etkisi özellikle alt gelir gruplarındaki parayı azaltıyor, yiyor. Harcayacakları para azalıyor gibi. Bu nedenle süper rahat değilim şu anda. Ama hala özellikle bu ekonomik oyunlarla diyelim seçime kadar bir kapağı atacağız gibi gözüküyor. Sonra bakacağız neler olduğunu, neler bittiğini beraber takip edeceğiz. Bu akşam canlı yayınım var bu konuda. Yeni bir canlı yayın kanalı açtım Quantiferi'nin desteğiyle. Mutlaka siz de katılın. Saat 22.30'da başlıyoruz Amerikan borsaları kapanmadan yarım saat önce. Bugün Apple bilançosu geliyor. Onu değerlendireceğiz. Çok önemli bir bilanço. Eskisi kadar değil. Eskiden Apple belirleyici olur. Şimdi asıl önemli olan Nvidia. O haftaya geliyor. Ve dün Nvidia çok geriye gitti. Aslında biraz bence aptalca bir sebepten. Yani AMD'nin kötü sonuçları Nvidia'yı geriye doğru çekti. Oysa aslında bu Nvidia'nın AMD'yi yendiği anlamına geliyor ama piyasada böyle şeyler oluyor. Ama her şeye rağmen yine de önemli bir bilanço Apple bilançosu. Apple bilançosu özellikle tüketicinin gücündeki kırılmayı bize gösterecek. Çin tarafında Apple'ın darbe yiyeceğini biliyoruz artık. Orada epey bir güç kaybettiler ama Amerika'da, Avrupa'da, başka ülkelerde neler yapıyor? Apple'da işler nasıl gidiyor? Çok önemli. Ben Apple yatırımcısıyım. Ben Apple'ın yapay zeka tarafında güzel şeyleri açıklayacağı günün yatırımcısıyım ama bu çeyreğin yatırımcısı değilim. Bu çeyrek nasıl bir bilanço getirecek? Onu akşam beraber göreceğiz. Süper ümitli olduğum bir bilanço değil. Yatırım tavsiyesi değil. Elbet yanılıyoruz bu konularda ve bazen yani çok da iyi olmayan bilançolara rağmen hisse senetleri yükselebiliyor. Canlı yayına katılmak isterseniz linki aşağıda, canlı yayın kanalıma gelin, üye olun. Orada beraber görüşelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.